Beyaz TV ekranlarından herkese merhaba. Ana haberle karşınızdayız. Ben Elçin Özcan. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. 23 Eylül Pazartesi akşamında Türkiye'de ve dünyada öne çıkan gelişmeleri aktaracağız ve ilk haberimizle başlayalım. Sevgili seyirciler, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin düzenlediği akşam yemeğinde konuştu. İşgalci İsrail Devleti'nin Filistin'deki savaşı bölgeye yaymaya çalıştığına değinen Erdoğan, bir kez daha dünya ülkelerine seslendi. Tüm dünyanın gözleri önünde bu sefer Gazze'de son derece vahşi bir soykırım yaşanıyor. Tüm bu acılar yaşanırken bir avuç yürekli insan dışında maalesef yönetimlerden gözle görünür hiçbir tepki yükselmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York kentinde konuştu. Gündeminde işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım ve katliamları vardı. Aynı şekilde küresel kurum ve kuruluşlar Gazze'deki zulmü durduracak, İsrail'in katliamlarını engelleyecek hiçbir etkili adım atmadı. Yaptığı her hukuksuzluk karşısında ödüllendirildi. İsrail yönetimi her seferinde daha kanlı, daha insafsız, daha vicdansız saldırılara girişmektedir. İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında uyguladığı soykırım bölgemizin barışını da tehdit etmektedir. Erdoğan, Lübnan'a gerçekleştirilen son saldırılara da değindi. Terör devleti İsrail'in savaşı bölgeye yaymaya çalıştığını söyledi. Lübnan'a karşı gerçekleştirilen son saldırılar ve İsrail tarafından yapılan son açıklamalar savaşı bölgeye yayma çabalarının açık tezahürüdür. Türkiye olarak bu işgal, istila ve katliam politikasının bir an önce durması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine ve tarihi statüsüne yönelik hiçbir saldırıya sessiz kalmadık ve kalmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yıllarda batılı ülkelerde artan İslam düşmanlığına da dikkat çekti. Son yıllarda batılı ülkelerde bilhassa Avrupa'da İslam ve yabancı düşmanlığı vatandaş larımızın da huzurunu tehdit eden büyük bir salgına dönüş. Hemen her gün mescitlerimize, camilerimize, Müslümanlara ait iş yerlerine yönelik bir kundaklama olayı gerçekleşiyor. Türkiye olarak aşırı sağcı akımları ve nefret söylemlerini yakından takip ediyoruz. Erdoğan bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle de bir araya geldi. Birleşmiş Milletler'in yeniden şekillendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Birleşmiş Milletler'in reforma ihtiyacı olduğunu herkes kabul ediyor. Ancak bunu hayata geçirecek adımlar atılmıyor. Giderek işlevsiz hale gelen Birleşmiş Milletler sisteminin yükünü ise genellikle çatışma bölgelerindeki siviller, açlıkla boğuşan mazlumlar, yani sistemin çalışmasına en fazla ihtiyacı olan insanlar çekiyor. Biz bu reform çağrısını her yerde, her fırsatta dile getirmeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları gün boyu devam etti. Türk evinde önce Arnavutluk Başbakanı Edirama'yı kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı New York'ta bulunan Türken Vakfı'nı da ziyaret etti. Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.